Samsun'da seçim çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ladik ve Kavak ilçelerinde AK Parti seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı. Ya Allah bizi affediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Açılışlarda konuşan Kılıç, 7 Haziran'dan sonra da AK Parti'nin halktan aldığı güçle yoluna devam edeceğini söyledi. İlginç bir takım vaatlerle karşılaşıyoruz. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendi yapacaklarımızla ilgili konuşuruz ve kendi yapacağımız yolda yürürüz. Bundan sonra da hep böyle olacak ve böyle olur. Bakın, öyle ilginç vaatler oluyor ki artık inancımıza, diyanetimize dahi farklı anlamda yaklaşanlar oluyor. Bunlar yaşanırken biz ne diyoruz? Biz bugüne kadar yaptıklarımızın, gelecekte yapacaklarımızın teminatı olduğunu açıkça dile getiriyoruz. Bizim gündemimizde %35 yok. Bizim gündemimizde 4 yıllığına iktidara talip olmak yok. Biz bundan sonraki Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine talibiz. Öyle sadece 4 yıllığına kısa bir dönemlik taleplerimiz yok. Bakan Kılıç bugüne kadarki çalışmaların bundan sonra yapacaklarının teminatı olduğunu anlatarak şöyle konuştu. Biz hep beraber birlikte yürüdük bugüne kadar. Birlikte yürümeye de devam edeceğiz. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Buraya geldikleri zaman değerli arkadaşlarım, birçok siyasi partinin temsilcileri sizlere bir takım vaatlerde bulunacaklar. Ancak o bulundukları vaatlerle ilgili olarak sizlerden rica ediyorum. Şu soruyu sorun. Madem bunlar geçmişte yapılabiliyordu, siz şimdi vaat ediyorsunuz. Niye o zamanlar yapmadınız? Şimdi bazıları bize diyor ki, tabi yol yapmak, hastane yapmak, adalet sarayları yapmak, altyapı yapmak sizin işiniz. Doğru. Bizim işimiz ama biz işimizi yapıyoruz. Onlara şunu soruyorum. Siz niye yapmadınız geçmişte? Şimdi gelip de böyle konuşuyorsunuz.